1420, İngiltere Kralı 5. Henry ve Fransa Kralı 6. Charles Truce Anlaşması'nı imzaladı. Anlaşmaya göre Fransa Krallığı kralın ölümünün ardından İngiltere yönetimine geçecekti. Ama her iki kral da birkaç ay arayla öldü. 6. Henry hem İngiltere'nin hem de Fransa'nın yeni kralı olmuştu. Ne var ki o sırada sadece birkaç aylıktı. 7. Charles'ın yani Fransa tahtının veliahtının ise krallığını bir çocuğa, daha doğrusu onun vasisi olan Bedford düküne bırakmaya niyeti yoktu. Kanlı bir savaş başladı. İngilizler Burgonyalıların da desteğini alarak Fransa'yı işgale girişti. Compiègne. Reims. Paris. La Lure büyük bir nehir ve doğal bir sınır görevi görerek işgalcileri geçici olarak da olsa durdurmayı başardı. 7. Charles yani veliaht Şanon'a sığınmak zorunda kaldı. Resmi olarak Fransa tacını giyebilmesi için Reims'e gitmesi gerekiyordu, ancak Reims İngilizlerin işgali altındaydı. Fransa tarihinin en karanlık döneminden geçiyordu. Onu kurtarabilecek tek bir şey vardı. Bir mucize. Orada kimse var mı? Jean. Seni gördüğüme sevindiğimi biliyorsun ama buraya günde iki ya da üç kez geliyorsun. Günah çıkartmam gerek. Ama günah çıkartmıştın bu sabah. Yeniden günah çıkartmam gerek. O zamandan beri işlediğin ve affedilmek için yarını bile bekleyemeyecek kadar korkunç günah ne olabilir? Yoksul bir keşiş gördüm, ayakkabıları yoktu. Ben de ona ayakkabı verdim. İyilik yapmak günah değildir canım. Benim ayakkabılarım değildi. Kimindi peki? Babamın. Seni affedeceğinden eminim. O affetti zaten. Ama ben İsa'nın da affetmesini istiyorum. Can, eğer her zaman af dileyecek olsaydık... ...tüm hayatımızı kilisede geçirmemiz gerekirdi. Bu kötü bir şey mi? Hayır ama... Can, evde mutlu musun? Evet, çok. Peki annen? Onun sağlığı yerinde mi? Evet, çok iyi. Harika. Ya kız kardeşin Katerin? Hala o iyi arkadaşın mı? Kız kardeşim hep... O her zaman mükemmeldir. Peki ya diğer arkadaşların? Onlarla oynamayı seviyor musun? Evet. Onlarla oynuyorum. Hem de çok. Anlaşılan her şey mükemmel. Evet, öyle. Madem öyle, buraya neden bu kadar çok sık geliyorsun? Kendimi güvende hissediyorum. Burada onunla konuşabiliyorum. O mu? Yani... Onunla konuşmaya çalışıyorum. Ama çoğunlukla konuşan kişi o oluyor. Kim ve konuşan kişi? Adını hiç söylemiyor. Bu kişinin görünüşü nasıl? Çok güzel. Peki sana ne söylüyor? Diyor ki... Diyor ki... iyi olman gerek. Herkese yardım etmelisin. Ve kendine iyi bakmalısın. Sizce o gökyüzünden mi geliyor? Belki. Ama nereden gelirse gelsin... bence onu dinlemen gerek. Çünkü sana söyledikleri çok iyi tavsiyelere benziyor. Ego te ovob. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Çok... Çok, çok güzel. Çok güzel mi?
Jean. Her yerde. Ben İngiltere'ye gittim. Orada rahiple konuştum. Bana ne dedi biliyor musun? Bu eve de bakın. Sonra anlatırsın. Çabuk. Buraya sakla. Ama sen nerede olacaksın? Hemen burada olacağım. Söz veriyorum. Hayır, 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 hayır. Hayır. Evet. İşte ben ganimet diye buna derim. Buraya getir. Oo, kılıcı olan bir kadın. Hey, şuna bakın. Fransızlar o kadar korkak ki savaşmayı da kadınlara bırakmışlar. Eğer Tanrı böyle istiyorsa böyle olması gerek. Benim için uygun. Kadınları severim. Ah!
de dur fahişe. Kıpırdayıp durursan işimi nasıl yapabilirim fahişe? Şimdi sıra sizde. Aramızdan ayrılan bu kulunu yanına kabul et Tanrım. Korku, acı ve günahı ondan uzak olsun. Amin. Hadi. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Amcan ve karısı seni birkaç haftalığına evlerine götürecek. Biz burada evleri yeniden inşa edene dek. Anlıyor musun? Hı? Verdiğin nimetler için sana şükürler olsun. Sen ki bize her zaman toprağı sevmeyi ve onu yok etmek için gelenlerden korumayı öğrettin. Amen. 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 Sana iyi geceler. Ne olacak bu kıza böyle? Yakında iyileşir. O da büyüyecek. İyi bir erkek bulacak. Onun da çocukları olacak. Merak etme. Çok üzüldü ama bunu da atlatacaktır. Yarın sabah her zamankinden çok daha iyi kalkacak. Göreceksin.
Bir rahip görmek istiyorum. Neden ölmesi gerekiyordu? Bunu sadece Tanrı yanıtlayabilir. Biliyorum, İsa düşmanınızı sevin der ama ben yapamıyorum. Ben artık İngilizlere sonsuza dek cehennemde yanmasını istiyorum. Öfkeni çok iyi anlıyorum Can. Ama affetmeyi öğrenmen gerek. Biliyorum zor. Ama intikam hiçbir zaman barış getirmemiş. Ne getirecek? Barışı ne geri getirecek? Ve söyle, neden benim yerime onun ölmesi gerekiyordu? Neden onun hayatı yerine benimkini almadı? Benim suçumdu. Geç kalmıştım. Satanlığı yeri bana verdi. Tanrı neden beni korudu? Neden beni korudu? Sakin ol Can. Sakin ol. Tanrı'nın amacını bilirmiş gibi davranamam. Ama bir şeyden eminim. Onun her zaman iyi bir sebebi vardır. Belki sana ihtiyacı olduğu için seni seçti. Çok daha büyük bir amaç için. Yani bu çağrıya ne kadar güçlü yanıt verirsen, kız kardeşin Tanrı'nın yanında o kadar mutlu olacaktır. Tanrı'nın çağrısını beklemek istemiyorum. Can, sabırlı ol. Her zaman yanında olmak istiyorum. Yakında sen de Aşai Rabbani ayinine katılacaksın. Onun etinden yediğinde ve kanından içtiğinde onunla tek vücut olacaksın. Ben şimdi onunla tek vücut olmak istiyorum. Rahip neler söyledi? Ne zaman isterse onu kiliseye getirmemizi ister. Söylemesi kolay. Getiren kişi kendisi değil nasıl olsa. Hadi, bu şey çok önemli. Gözümüzün önünden ayırmamız gerek. Merak etme. Onu kendi gölgemmiş gibi izleyeceğim. Fransa tahtının veliahtına. Mesaj var. Yüzbaşı, veliahta bir mesaj var. Ben götürürüm. Veliaht! Veliaht! Hey, Louis. Hey, derslerini öğreniyor olman gerekmiyor mu? Ben öğrenmek istemiyorum, ben savaşmak istiyorum. Savaşacaksın, savaşacaksın ama şimdilik en azından burnunu silmeyi öğrenmelisin. Majesteleri için bir mektup. Bekle, geleceğim. Şu kendine Loren bakiresi diyen kızdan yeni bir mektup da... Onu ben kendim de okuyabilirim, unuttun mu?
Tanrı tarafından gönderildiğini iddia ediyor. Şu şarlatanlar. Artık hepsini yakmaya yetecek odunumuz yarın biliyor. Burada olacağını söylüyor. Kabul etmelisiniz ki lordum hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Loren'le olduğundan bile emin değiliz. Nereden geldiği neden önemli olsun ki? Eğer Burgonya'dan geliyorsa önemli olur. Tuzak olabilir. Bakın, X diye imzalanmış. Nasıl bir isim bu X? Yoksa Tanrı'nın habersiz kendi adını bile yazmayı başaramıyor diye mi düşünmek gerekiyor? Lord Termol haklı. Bazı sesler duyduğunu söylüyor. Bir büyücü bile olabilir. Ya da cadı. Renyo, sen her yerde cadı görüyorsun. Bu sadece bir köylü. Kralına önem veren bir köylü. Belki tek istediği taç giydiğimi görmek ve savaşmak için benden izin almak. Pek sanmıyorum. Ona savaşmak için bir ordu vermenizi istiyormuş efendim. Annenizin hazinedeki son kuruşu bile çaldığını düşünecek olursak bu maceraya nasıl kalkışabileceğinizi görmekte zor. Onu istersem kabul edebilirim. Ülkenin yarısı İngilizlerin eline geçmişken kaybedecek fazla bir şeyim olmasa gerek. Ya diğer yarısı? Onunla kabul etmemelisiniz majesteleri. Şeytanın bir oyuncağı olabilir. Bence kızı görmen gerek. Çok ilginç bir durum doğrusu. İnsan elinde olmadan merak ediyor. Acaba neden sevgili kayınvaliden böyle düşünürken en güvendiğim ve en sadık iki danışmanım tam olarak tersini yapmamı önerebiliyor? Çünkü sana değer veriyorum. Buraya gel. Sağlığın ve mutluluğun her zaman ilk düşündüğüm şey oldu Charles. Henüz küçük bir çocukken bile. Seni kendi annenden bile daha iyi tanırım. Aa, öyle düşünüyorsunuz demek. Evet. Örneğin için yiyip bitiren duyguların neler olduğunu biliyorum. Bir babayı kendi baban olduğundan bile emin olmadan sevebilmenin ne acı verici olduğunu anlayabiliyorum. Yeterince tanıyor muymuşum? Bunun bu bakireyle ne ilişkisi olabilir? Sorularına Tanrı'nın habercisinden daha iyi kim cevap verebilir? Sizce gerçekten Tanrı'nın habercisi mi? İnsanları değerlendirmekte üstüne yoktur Charles. Yalancı olup olmadığını anlaman için 5 dakika dinlemen yeterlidir. Ama yalancı değilse sana istediğin cevaplarla birlikte krallığın tacını da verecektir. Saygısızlık kabul etmeyin Leydim. Bence bunun için sıradan bir köylü kızdan fazla... Düşüncelerinle ilgilenmiyorum Termol. Kendi düşüncelerin bile önemli değil. Sıradan insanların ne düşündüğü önemli. Ve gerçek şu ki o sıradan insanlar hem de ülkenin her yerinde kızdan söz ediyor. Sıradan insanların nasıl olduğunu bilirsin. Her zaman geçmişten gelen hurafelere hazırdırlar. Örneğin bunun gibi. Loren'den çıkacak bir bakirenin Fransa'yı kurtarmasına inanmaları gibi. Ve şimdi bir kız ortaya çıkıyor. Hem de Loren'den. Ve birdenbire sıradan zihinlerde umut kıvılcımı ortaya çıkıyor. Onları hayal kırıklığına uğratma Charles. O kıza inanıyorlar. Orduda ateşi yeniden yakabilecekse ben de inanmaya hazırım. Dur Louis, dur dur dedim sana. Louis, bir kerecik sessiz ol. Geliyor majesteleri. Tamam, tamam. Şimdi sakin ol. Majesteleri, yalvarıyorum size bu kadını görmeyin. Her şey bir Burgonya tuzağına işaret ediyor. Yıldız falcıların uğurlu bir zamanlama olduğunda ısrarlı. Aslan, yükselenli başak. Bunun yıldız haritasında bakirenin aslan burcuna en yakın olduğu zaman olduğunu biliyor muydun? Ama ya bir suikastçıysa?
Bak sevgili Tremor, ben daha kral bile değilim. Beni kim öldürmek istiyor olabilir? Geldi lordum. Şimdi bekçilerin odasında. Güzel, güzel. Sanırım şimdi bir karar vermem gerekecek. Hayat neden bu kadar karmaşık? Bazen gerçekten bir başkası olabilmeyi istiyorum. Bu iyi bir fikir efendim. Ne demek istedin? Başkasının sizin yerinize geçmesi. Bakalım beni bulabilecek mi, bu iyi bir fikir. Eğer Tanrı tarafından gönderilmişse tuzağı hemen anlayacaktır. Ve eğer bir katilse yanlış adam ölecektir. Harika. Lütfen, lütfen. Küçük bir oyun oynayacağız. Şimdi varsayalım şu anda tahtım boş duruyor. Sadece varsayıyoruz. Kim kral olmak isterdi acaba? Çok gurur verici bir manzara. Şimdi bir bakalım. Acaba içinizden hangisi gerçekten Fransa kralı olarak görülebilir? Alençon. Soylu dükün ve asil kuzenim. Çok cesur, çok iyi, çok zengin. Fazlasıyla zengin. Öylesine zengin ki Fransa kralı bile olabilir. Ne de olsa herkes krallığımda en yoksul insan olduğumu biliyor. Jildere. Ordumuzun mareşali. Erkekler için amansız, kadınlar için çekici. Hepsi için korkutucu. Sen tahtıma oturmak için mükemmel olurdun. O kadar mükemmel olurdu ki sonunda fazla sevebilirsin ve dolayısıyla hassas huzurumu bozabilirsin. Lahiye. Benim öfkeli yüzbaşım. Fransa'nın en cesuru. Birçok savaşta yaralandı ama bu kalp ve mide varken bir o kadar daha savaşabilir. Sen kral olabilirsin. Elbette olabilirim. Ta ki ağzını açana dek. Çünkü böyle bir dili olan hiç kimse Fransa'nın başına kral olamaz. Evet. Sanırım yine benim kral olmam gerekecek. Neden sen olmayasın? Jean Delon. Burada benden yoksul olan tek kişi, öyleyse güvenebileceğim kişi o olmalı. Ağırbaşlı, onurlu, zeki. Bir kral için başka ne gerekir? Lordum, bu bence kralın çok... için ölmeye hazır değil misin yoksa? Elbette hazır. Güzel. O zamana kadar kral gibi yaşamanın tadını çıkar. Kızı çağırın. Majesteleri, bu tür oyunlarda ne kadar kötü olduğumu biliyorsunuz. Oyun olmadığını düşün öyleyse. Herkes silahlarını hazırlasın. Anne, şimdi olmaz. Hmm.
Ben Veliaht'ı görmek için geldim. Kimsin sen? Ben... Kendisi Haşmetli Majesteleri Charles de Valois'dır. Fransa tacının veliahtı. Evet. Bir insan olduğunu görüyorum. Ama veliaht sen değilsin. Üzgünüm, ısrar etmem gerek ama veliahtı görmek zorundayım. Kaybedecek hiç zamanım yok. Tao. Aramızda. Onu kendin bul. Şimdi kimin kral olabileceğini göreceksin. Gerek yok majesteleri. Kral ben değilim. Henüz olmadığınızı biliyorum. Ama yakında olacaksınız. Çekilin. Çekilin. Kim olduğumu nasıl anladın? Duyduğu sesler söylüyor elbette. İşte bu demişlerdir. Şu köşede duran büyük burunlu. Hey! Hayır. Hayır, geri çekil. Sevgili veliahtım. Sevgili veliahtım. Bir mesaj getirdim. Cennetin kralı efendimizden. Sizin için. Sadece sizin için. Beni izle. Majesteleri, bu bence sadık hiç... Sadık olsun Termoy, sana her zaman güvenebileceğimi biliyorum. Her zaman majesteleri. Bizi...
Bizi yalnız bırakmanı istiyorum. Onunla yalnız konuşmam gerek. Lütfen. Onunla konuşması gerek. Yalnız. Güzel. Yaklaşık 10 yaşındaydım. Güzel bir bahar günüydü. Ormandan kestirme yoldan eve dönüyordum. Birden çok garip bir rüzgar esmeye başladı. Garip bir ses duyuyordum. Neredeyse kelimeler bana sesleniyordu. Uzun yıllar sonra geldi. Kiliseden eve dönüyordum. Ve birdenbire aynı şiddetli rüzgar. Sonra bir ışık, bir şekil gökyüzünün ortasında. Şekil bir erkek. Her şey çok hızlı hareket ediyordu. Çok hızlı. Rüzgar, bulutlar, hareket edemiyordum. Nefes alamıyordum. O kadar korkmuştum ki. O kadar yakın, o kadar yakındı ki. Tanrı'nın beni seçtiğini o zaman anladım. Ama benden ne yapmamı istediğini bir türlü anlayamıyordum. Görevim neydi? Ne yapabilirdim? Ülkeme yardım mı edecektim ama nasıl? Hiçbir şeydim. Sadece yoksul bir kız. Yani ne savaşmak hakkında ne de ata binmek hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Bu yüzden beklemeye karar verdim ve bundan hiç kimseye bahsetmedim. Bunu başardın. Bunu başardın. Ama fazla beklemedim. Komünyona gidiyordum. Her gün yaptığım gibi. Yine o aynı garip rüzgar. Her şey açığa kavuşmuştu. Tanrı bana bir mesaj vermişti. Teslim edilmesi gereken bir mesaj. Ne? Mesaj ne diyordu peki? Düşmanlarından kurtarman gerek. Onu yeniden Tanrı'nın eline teslim etmelisin. Ve bana benim Jan'ın sizi Tanrı'nın karşısına götüreceğimi ve sizin Fransa kralı olacağınızı.
Anne. Hey. Anne. Majesteleri iyi. İyiyim, çok iyiyim. Jean, bu Jean Delon'dur. Sadık dostum ve en iyi okçum. Jean, onu senin ellerine teslim ediyorum. Ona burada kalede rahat bir yer ayarla ve hayatını hayatın pahasına koru. Majesteleri, eğer Orleans'a doğru yola çıkacaksan kalacak yere ihtiyacım var. Orleans 6 aydır düşman kuşatmasında. Bu yüzden birkaç günün çok fark yaratacağını sanmıyorum. Biraz dinlenmen gerek. Teşekkür ederim. Lütfen özürümü kabul edin. Yani kralın yerine geçmiş olmam yüzünden. Acaba biraz su almam mümkün mü? Su mu? Evet, elbette. Hemen su getirin. Başka bir şey? Bir rahip görmek istiyorum. Şimdi mi? Evet. Bugün günah çıkarmadım. Tamam. Raymond, bir rahip. Başka şey? Yeni bir de saçatına ihtiyacım olacak. Bir kılıç, zırh ve bana bayrak hazırlayabilecek bir ressam. Şimdi mi? Bugün olması yarın olmasından iyi. Bu biraz zaman alabilir ama elimden gelmeye çalışırım. Ayrıca okuma yazması olan birine ihtiyacım olacak. İşte bunu yapabilirim. Paris Üniversitesi'nde eğitim almıştım. Yani İngiliz işgaline kadar. Okçu olduğunu sanıyordum. Evet, öyleyim. Ben okuyup yazabilen bir okçuyum. Kime yazmak istiyorsunuz? İngiltere kralına. Barış içinde gitmesi için ona bir şans vereceğim. Ben oraya varmadan önce. Başpiskopos ve ben Burgonyalılarla çok hafif pazarlığa başlamıştık. Eğer onları kendi yanımıza çekebilirsek... Pazarlıklara bir şey diyemem ama güçlü konumda oldukça. İngilizler Orleans'ı alırsa pazarlık yapacak bir şey kalmaz. Ülkenin kalanı onların eline geçer. Sayın Leyli, bu çocuğun orduyu kral adına alıp götürmesine, amacını henüz keşfetmeden izin vermek delilik. İnanın bu kabul edilemez bir saçmalıktır. Lord Tremoil çok haklı. Onun şeytanın bir uşağı olmadığından kesinlikle emin olmalıyız. Söyler misiniz? Kim bir şeyler hakkında böyle kesin karara varabilir? Bazen içgüdülerimiz en iyi danışmanlarımızdır. İçgüdülerinizi dinlemeden önce kutsal kiliseyi dinlemeniz gerekir. Durun. Bir bakire olduğunu iddia ediyor. İşte bu inceleyebileceğimiz ve kesinlikle emin olabileceğimiz bir şey. Hadi öğrenelim.
potemtem fatorem celaitera visibilum omnium invisibilum unam sanctam catholicam. Ya bakire değilse? Bakire değilse onu kendim öldür. Confiteorum num baptisma in remissionem peccatorum. Hiçbir bozulma ya da yırtılma belirtisi yok. Kıza el sürülmemiş. Peki bu gördüğün kişi ne giyiyordu? Hatırlamıyorum. Bu görüntü sana bir şey verdi mi? Bir obje, bir yüzük ya da tespih. İddianı doğrulayabileceğimiz herhangi bir şey olabilir. Bana iyi tavsiyeler verdi. Çocukluk döneminde hiç askeri tecrüben oldu mu? Hayır. Örneğin kılıç ustalığı konusunda hiç eğitim aldın mı? Hayır. Ama kargıyı iyi kullanırım. Dijon kulverin nedir bilir misin? Hayır. Kuşatmalarda kullanılan bir araçtır. Eğer modern silahlar konusunda bilgin yoksa Orleon'daki kuşatmayı kaldırmayı nasıl umabiliyorsun? Orleon'a giden yol uzun. Ve yanımda iyi yüzbaşılar olacak. Çabuk öğrenebilirim, inanabilirsiniz. Sana inanmak istiyoruz Can. Ama şunu da anlaman gerek. Eğer Tanrı sana inanmamızı isteseydi, inanmamızı sağlayacak bir işaret gönderirdi. Yani bir şeyler yapabilecek misin? Bir şey gösterebilecek misin? Tanrı tarafından gönderildiğini ispatlayan bir işaret. Ben buraya gösteri yapmaya gelmedim. Hepiniz benden daha zekisiniz. Yani ben daha okuma yazmayı bile bilmem. Ama bildiğim bir şey var. Fransa'nın yoksul insanları kan içinde yatarken sizler güzel kıyafetleriniz içinde beni aldatmaya çalışıyorsunuz. Ama tek kandırdığınız aslında kendinizsiniz. Tanrı'nın temsilcisiyiz diyorsunuz. Yine de beni 500 fersah öteden, düşmanların arasından yakalanmadan geçirip yardımınıza getiren, yol gösteren elini göremiyorsunuz. Başka işarete mi ihtiyacınız var? Bana bir ordu verin. Beni Orleon'a götürün. Gerçekleştirmek için gönderildiğim işareti orada göreceksiniz. Dunua. Ne var? Bu defaki büyük tam üstümüze geliyor. Ne tarafta? Pencere tarafı. Dunua. Dunua. Ne var? Harika haberlerim var. Sonunda onu bize gönderiyorlar. Tanrı'ya şükürler olsun, kurtulacağız. Bu harika, harika. Sakin olmaya çalış Zentray. Sonunda kim neyi gönderiyor? Veliaht. Bize yiyecek, erzak ve bir ordu gönderiyor. Başında Jean var. Şu Lorraine bakiresi. Sence harika değil mi? Evet. Bir mucize. Bir kadın gönderdiklerine inanamıyorum. Acaba ne renk bir elbiseyle gelecek? Mavi. Başında da Talbot'u bağlamasını sağlayacak mavi bir kurdele olacak. Peki içinizde ata binmeyi bilip bilmediğini bileniniz var mı? Biliyor. Ah!
Lord Dunois'un adamları mısınız? Evet. Öyleler. İngilizler nerede? Her yerde. Yiyecek nerede? Geliyor. Ben önden geldim. İngiliz ordusunun yüzbaşısına bir mesajım var. Sanırım adı Talbot. Biliyorum. Beni ona götürür müsün? Kendisi nehrin diğer yakasında. Öyle mi? Peki beni nehrin bu yanına getirmeniz için emri kim verdi? Hey dostum! Seni lanet yüzünü yeniden görmek çok... Lahiye, seni uyarıyorum, küfür etmek affedersin yok. Affedersin Jean, kralın üvey kardeşini tanıtmama izin ver. İnatçı Lord Dunois. Öyleyse Lord Dunois, bana nehrin diğer yakasını siz gösterin. Bekle. Bekle! 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 İstediğin buysa git. Ama ben gelmiyorum. Sen Tanrı için çalışıyor olabilirsin ama ben insanlarım için çalışıyorum. Ve benim insanlarım aç. Şimdi tek yapacağım şey yiyecekleri şehre götürmek. Ve sen de lütfen sakin ol. Bırak seni Orlevan'a götüreyim. Seni ağırlamak benim için onur olacak. Aşkına. Kahrolası İngilizler bunun hesabını verecek. Evet verecek. Ve sen de küfretmeyi keseceksin. Hadi. Sizi hanımda ağırlamak benim için mutluluk. İçeri gelin. Lahey, Jill, hadi kendinize bir şeyler alın. Nehri geçebilecekleri tek yer burası. Birliklerimiz var. Eğer yeterince dayanabilirsiniz. Dayanacağız elbette. Sakin ol. Bu insanları suçlayamazsın. Şüpheliyim. Haftalardır sen konuşuluyorsun. Konuşulacak bir şey yok. Neden konuşulacak bir şey yok? Çünkü henüz bir şey yapmadım. Peki neden henüz bir şey yapmadım? Çünkü hiçbiriniz beni dinlemiyorsunuz. Neden bize katılmıyorsun? Saldırıyı planlamaya çalışıyoruz. Tanrım. Şimdi Talbot güçlerini bu noktadan buraya kadar yaydı. Ama son birkaç günde güçlerimizin verdiği bilgiye göre bazı birlikler buradaki kaleye nakledilmiş. Peki ya buradaki büyük yığın ne? Burası Turel. İngilizler saldırıya oradan başlamayı planlıyordu ama biz köprüyü yıkmayı başarınca... Ben yıktım. Evet. Bu onları bir süre daha sessiz bıraktı. Şimdi benim tahminim saldırı bu taraftan, Saint-Loup'tan gelecek. Peki Jean bu konuda ne düşünüyor? Ben düşünmem. Düşünmeyi Tanrı'ya bırakırım. Benim bu şeylerle bir ilgim yok. Sadece haberciyim. Evet. Peki mesaj ne? İngilizlere barış içinde gitmeleri için bir son şans vereceğiz. Ya reddederlerse? Eğer reddederlerse... Nehri biz geçip... Onları buradan saldıracağız. Turel'de. Jean, bunun hiç mi hiç mantığı yok. Turel tam anlamıyla ele geçirilemez. Üstelik eğer biz nehrin diğer yanında Turel'e saldıracak olursak... Talbot'un şehre saldırmasına ne engel olacak? Tanrı. Evet, elbette. Onu tamamen unutmuştuk. Sizler için çok üzülüyorum. Çünkü şimdi gülüyorsunuz ama yarın gece bazılarınız ölmüş olacaksınız. Jean, saygısızlık kabul etme ama Turel'e bu şekilde saldıramayız. Bu çok karmaşık bir durum. Karmaşık olan ne var?
Tek yapmanız gereken size söyleneni yapmak. Bundan daha basit ne olabilir? Ben haberciyim ve Tanrı mesajını benimle veriyor. O kadar yüksek sesle bağırıyor ki kulakları patlamak üzere. Can, anlamak zorundasın. Bizim için kolay değil. Yani gururumuzu bir düşün. Birdenbire başımıza bir... Bak, bütün saygımla söylüyorum. Başımıza bir... kız verildi. Ah... Demek bu. Sizin için ben sadece bir kızım. Bir an için kendini benim yerime koymaya çalış. Yerimde olsan sen ne hissederdin? Bildiğim şeylerle birlikte mi? Büyük bir minnettarlık. Ateşli bir piliç ha? Seni uyarmıştım. Ona bayılıyorum. Özellikle de böyle gerçekten ateşlendiği zaman. Ben de. Selam size dostlarım. Ne yolculukta ama. Başardık. Yeniden bir aradayız. Hadi biraz eğlenelim. Güzel. Ben de erkek gibi görünüyorum. Can! Can, kes şunu. Ne cesaretle Tanrı'nın istediğini gerçekleştirirken beni sana engellersin. Sana saçını kes demiş olamaz. Ne cesaretle bana ne dediğini öğretmeye kalkarsın. Her neyse, ama madem ki saçını inip kendisi kesmeyecek, yani en azından bırak biri düzgünce kessin. Raymond, makasları getir. Louis, bir ayna bul. Can, her şeyi bu kadar sinirlenmekten vazgeç. Sakin ol. Ben sakinim, tamam mı? Sinirli olan Tanrı. Bir mektup yazmam gerek şimdi. Tamam. Siz Henry'e, İngiltere kralına ve siz kendine Fransa naibi diyen Bedford Dük'üne... cennetin hükümdarına boyun eğin ve kuşatmanızı kaldırın. Ele geçirdiğiniz diğer şehirlerin anahtarlarını teslim edin ve eviniz olan adaya geri dönün. Siz Lord Talbot... Size bütün içtenliğimle yalvarıyorum. Askerlerinizin yaşamları için. Lütfen kendi yok oluşunuzu hazırlamayın. Bana teslim olun. Buraya Tanrı tarafından gönderilen bakire Jean. Mesaj! Eğer uyarımı dikkate almazsanız öylesine güçlü bir savaş çığlığı atacağız ki Fransa'da binlerce yıldır böylesi duyulmamıştır. Efendim, mesaj. Bu size üçüncü ve son mektubum olacak. Öyle olduğunda hala burada olursanız uyarıyorum. Beni bir sonraki duyuşunuzda yok oluşunuzun ilanı olacak. Lütfen cevabınızı hemen ulaştırın. Canın cehenneme lanet olası! Ne cevap verdiler? Dediler ki bunu düşüneceklermiş. Güzel. Ama dürüst olmak gerekirse ben yarın gideceklerini sanmıyorum. Ben yarına kadar bekleyemem. Fransız kanı akıyor. Alo, alo, uyan çabuk. Hadi çabuk ol. Savaşı ben olmadan başladı. Gelecek bir kavga. Kazanılacak bir savaş. Geri çekil borusu. Bayram! Bayram! Kapıyı açın.
kaldırma emrini kim verdi? Tanrı bilir. Ama kötü bir fikirdi. Adamlar günah çıkardı mı? Rahipler nerede? Onları götürmedik. Hızlı olmasını istiyorduk. Sürpriz bir saldırı yapmaya çalıştık. Günah! Saldırma emrini veren sen miydin? Cevap ver bana! Bunu sonra tartışabilir miyiz? Şimdi olmasa sonra olmasından daha iyi. Hey! He? Bekle! Hey, geri dön, öleceksin! Çünkü zafer bizi bekliyor. Kapatın! Kapatın! Köprüyü hemen kapatın! Kapatın! Köprüye gidin! Köprüye gidin! Ne yapıyor böyle? Köprüye diyorum! Ama köprüyü kaldırdılar. Fazla sürmeyecek. Gidelim! Bu benim. Büyük bir zafer Can. Senin zaferin. Ama peşlerinden gidip İngilizleri Talbot'un kampında kıstırmak zorundayız. Elbette senin daha iyi bir fikrin yok. Öncelikle kurabileceğimiz en büyük orduyu kuracağız. Orleans'a daha sonra döneceğiz. Ama biz köprüyü yıkmıştık. İngilizler yeniden inşa ediyor. Bunu sen nereden biliyorsun? Siz kendi kaynaklarınızı kullandınız. Ben de kendi kaynağım. Tamam. Hadi, hadi acele edin. Bebeğime dikkat edin. Burası Turel. Aha, harika. Yüzbaşı.
Anlaşılan küçük fahişe bizi ziyarete gelmiş. Glasdale'e söylesem iyi olacak. Atları bu tarafa doğru getirin. Kardeşlerim, kardeşlerim lütfen. Kutsayın onları. Lütfen kutsayın. Evet. İsterseniz bu saldırıyı sabahkinden daha iyi planlayın. Evet, iyi fikir. Efendim, birkaç ziyaretçi var. Sana sadece, ruhuna sadece acıyorum. Senin ve adamlarının ruhlarına. Boyun eğin. Cennetin efendisi karşısında boyun eğin. Adanıza geri dönün. Ve sen, geldiğin domuz ahırına geri dön. Duvarları güçlendirin. Bu sabah Tanrı bize büyük bir zafer verdi. Ama o şimdi vermeye hazırlandığının yanında hiçbir şeydi. Hepinizin aç ve yorgun olduğunuzu biliyorum. Ama size yemin ediyorum, Tanrı'nın izniyle İngilizler parmaklarıyla bulutlara tutunsalar bile gün batmadan onları yeryüzüne indirmiş olacağız. Şimdi İçinizden beni sevenler beni izlesin. Ben de solda. Hadi! Hadi! Çabuk olun! Hadi! Çıkarın şu gülleleri, hadi! 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 Şu şeyi çabuk kullanın! Çabuk olun! Gösterin günlerini şu pisliklere, hadi! Çabuk olun, hadi! Çok güzelsin. Şimdi bakalım güçlü müsün? Çabuk! Hadi bir şeyler yap. Ne gibi? Umurumda değil. Bir şeyler yap. Kurrak! Kurrak! Lanet olsun. Vay. Bir daha. Hadi!
Çekil buradan. Askerler burada. Öldürüleceksin. Hadi git buradan Can. Bırak beni. Ne yapıyorsun? Hadi dövüş. Hadi savaşın. Tamam. Hadi. Kullarını getirin. Çekilin! Hayır! Can, hayır! Kendini öldürteceksin. Geri çekil. Bir şeyler çekil. Yapmak zorundayım. Bırak! Can! Can! Bırak beni! Kendini öldürteceksin. Can! Bırak dedim sana! Hadi! Hadi! Can! Geri dön Can! Can! Hadi! Hadi! Can! Beni izleyin! Can! Evet. Hey, sen benim kadınımı öldürdün. Yüzbaşı! 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 Canın cehennemi. Doktor çağırın! Doktor çağırın! Lanet olsun! Gidip doktoru getirin. Oku çıkarmamız gerek hemen. Çok derinde. Hemen çıkarırsak kan kaybından ölür. Tanrı aşkına yapabileceğimiz bir şey olmalı. Evet. Dua edebilirsin. İyi fikir. Yemin ederim, hayatını kurtaracak olursan bir daha asla küfür etmeyeceğim. Ama seni uyarıyorum, sana izin verirsen o zaman Larry. Küfür etme. Beni duydu. Neden? Neden savaşmıyorsun? Can, çok kötü yaralandım. Önemli değil, önemli değil. Blok ve çok derinde. Can, doktor gelene kadar hareketsiz kalman doktorlar gerek. Doktorlar vakit kaybı. Benim uğrumda şansı daha fazla olur. Ejinkor'da hayatımı kurtarmıştı. Büyük kullanacağıma ölürüm. Can, bu ok daha fazla kalırsa zaten öleceksin. Hayır. Evet. Hayır. Evet. En azından bu artık sorun olmayacak. Şimdi gidelim savaşa. Can! Sıkıntın. Lütfen. Hayır! Aklını kaçırmış. Sakin olmak zorundasın. Dinlenmen gerek. Tamam. Önce siz söz verin. Geri dönüp savaşacaksınız. Savaşacaksınız. Söz veriyorum. Can! 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 Doktor nerede? Doktor çabuk nerede? Ol. Bir şeyler yap. Sadece uyuyor. Ne? Hadi çabuk olun. Hadi. Neden öyle bekliyorsunuz?
Hey! Söyleyin küçük fahişenize ne oldu? Sam yaşıyor. Güzel. Yeniden saldırıya geçmemiz gerek. Geri çekil borusu. Jan'a savaşacağımıza söz böyle verdim. Böyle bir sözden benim haberim yok. Gece için çekil borusu çal. Hayır, yani bu onun emriydi. Ondan emir almaktan bıktım artık. Gece olmadan İngilizleri yeneceğimize söz vermişti. Ama bunun yerine gidip aptalca şeyler yapıyor. Neredeyse kendini öldürtecekti. Bak, şu içine düştüğümüz karmaşaya bir bak. Bu onun suçuydu, benim değil. O gelmeden önce çok daha iyi durumdaydık. Şimdi benim dediğimi yapın. Geri çekil borusu çalın. Nereye gidiyorsunuz? Hey! Geri dönün! Geri dönüp savaşın! Hadi! Ne yapıyorsun? İngilizlere bir mesaj. Evet. Buna ne diyorsun? O Tanrı'dan bir hediye. Bazıları aziz olduğunu söylüyor. Mecbur kalırsam peşinden cehenneme bile giderim. İstese gerçekten o kadar uzağa gider miydin? Elbette. Daha önce de gittim. Ama anlamadığım bir şey var. Madem onu bize Tanrı gönderdi, bu kadar kötü yaralanmasına neden izin verdi? Belki de asıl sorulması gereken gerçekten Tanrı'nın gönderip göndermediği. Kim bilir? Tanrı bilir. Kılıcı olan bir kadın. Catherine. Benim için uygun. Catherine. Fransızlar! Değerli beyinize ne oldu ha? Fransızlar! Size ne olduğunu söyleyeyim. O küçük fahişeyi yeniden cehennemine gönderdik. Gidip orada şeytanla istediği kadar sevişebilir. Şimdi ne yapacaksınız peki Fransızlar? Neden karşımıza çıkıp savaşmıyorsunuz? Hadi! Hadi! Neden hala uyanmadınız ha? Yoksa hala dua mı ediyorsunuz? Ama lanet olası küçük fahişenizi cehennemden geri getiremeyeceksiniz. Beni duydunuz mu? Seni duyuyorum!
Yaşıyorum. Tanrı bu küfürlerini affetsin. Çünkü ben affetmeyeceğim. Affetmeyeceğim. Can, ne yapıyorsun? Dinlenmen gerek. Askerleri uyandırman gerek. Şimdi. Ama Can... Askerleri uyandır dedim. Uyanın. Sevgili askerlerim uyanın. Silah başına. Silah başına. Uyanın. Uyanın. Savaş bizi bekliyor. Uyanın. Hadi uyanın. Sevgili askerlerim. Savaş daha yeni başlıyor. Uyanın. Hadi uyanın. Zaman artık geldi. Hadi. Hadi kalkın. Savaş daha yeni başladı. Hadi. Uyanın. Lahi. Uyan. Askerlerim, hepinizin uyanması gerek. Kalkması gerek. Hepimizin kalkması gerek. Uyanın. Hadi uyanın askerlerim. Can. Neler oluyor? Trolli geliyor. Hadi! Hadi! Kaldırın! İşte böyle! Hazır olun! Hey! Git Glesdale'i uyandır. Can! Ne yapıyorsun? Glassdale'e bir mesaj gönderiyorum. Bununla mı? Evet. Ama yeniden ön saflara götürmüşsün. Dinle, ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi ya bize yardım et ya da yatağına dön. Ben de gidip İngilizlere bir mesaj göndereyim. Lordum. Ne? Fransız cadı ölümden dönmüş efendim. Acele edin! Mancınığı hazırlayın! Can, sence de bunu biraz düşünmemiz gerekmez mi? Hemen olması geç olmasından iyi. Can! Savaş! Savaş! Çok doğru! Duna! Duna! Ne yapıyor bu böyle? Bilmiyorum. Senin ne yaptığı hakkında bir fikrin var mı? Bize danışmaya bile gerek görmüyorsa savaş için nasıl plan yapabiliriz? Dün bize danışmıştı ama. Benimle tartışma en son. Dün saldırıya sen de onay vermiştin. Evet ama bu yeterli sayılmaz. O neden? Ben saldırmayı hep kabul ederim. Savaş! Bunu nasıl kullanacağını bilemiyorum. Hadi! 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 Geri çekil! Aman Tanrım! Oklu kirpiği getirin. Çekilin. Kapatın dedim.
asla mucize bekleme. Burada. Hadi! Gelip beni alın! Gelip beni alın! Hadi! Hadi dedim! Alason! Alason! Evet! Ah, işte buradasın! Okçuların gibi. Ve şu kapıyı yak. Hemen! Açın şu lanet kapıyı! Çabuk olun, hadi! Çabuk olun, çabuk! Atışa hazır olun! Atışa hazır olun hadi. Dedim! Hadi! Lan! Fırlat! Fırlat! Aman Tanrım! Aman Tanrım! Kızı öldür. Kahretsin! Hazırlayın! Okçular gelsin! Su getirin! Hadi, hadi çabuk çabuk çabuk! Acele edin! Hadi, hadi. Acele edin! Fırlat! Fırlat! Merhaba. Mükemmel. Hadi okçularım! Cin! Yardım et! İlahi! Ne var? Adamlarını topla. Bu kazıkları kapıya göndereceğiz. Yapılmış mı? Yardım et. Bu adamlara yardım et. Lütfen, lütfen. Tamam. Nasıl istersen. Duna, ne yapıyorsun? Şu kapıyı açmaya çalışıyoruz. İstediğin bu değil miydi? Hemen çekilin yolundan! Kazanları hazırlayın! Lanet olası fahişe! Daha kim olduğumu görmedi! Oklar! Çabuk olun! Kaldırın şu lanet kazanı! Daha ne bekliyorsunuz? Hadi! Kımıldayın! Kımıldayın! Çabuk olun! Hadi! Hazır! Hazır!
oynuyorsun Can? Oynuyorum. Bana ne yapıyorsun Can? Bana ne yapıyorsun Can? Can! 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 Beni duyuyor musun? İyi misin? Beni duyuyor musun? Evet. Sakin ol. Artık bitti. Biz kazandık. Kazandık mı? Evet. Kahrolası fahişe. Can. Sevgili dostum, askerim, kollarıma gel. Kazandık mı? Kazanmak mı? Hayır Can, hayır. Böyle küçük bir kelimeyle anlatamazsın. Çünkü bu yenki. Çünkü bu zafer. Evet. Can. Ne oldu? Ne oldu? Neyim? Neyim var? Can. Zafer bu mu? Bu kan. Bu mümkün olamaz. Bu mümkün olamaz. Can. Bu mümkün olamaz. Bu mümkün olamaz. Hayal kırıklığına uğramış gibisin. İstediğin şey bu değil miydi? Hayır. Bu şekilde değil. Haftalar boyu istediğin buydu. İşte istediğini aldın. Ne? Hayır! Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Sadece dişlerini alacağım. Ama onu sadece dişi için öldüremezsin. Neden? Çok iyi dişleri var. Çünkü yapamazsın. Peki ya bunlar? Ama bu farklı. Yani biz bir amaç için savaşıyorduk. Ben değil. O benim esirim. Ve eğer istersem dişini de alabilirim. Hayır! Yapamazsın, kes şunu! Al! Hadi! İşte! Bunu al artık benim! Sen git! Git hadi! Bravo! Peki ya tüm diğer esirler? Onları da bırakmamız gerekecek. Bunu bilmiyorum! Belki... Önce günah çıkartmalıyız. Günah çıkartmamız gerek. Lütfen. Günah çıkartmamız gerek. Hepimizin. Evet. Evet, biliyorum. Bu normal bir gelenek değil. Ama... Her şey yoluna girecek. Ona günah çıkartabiliriz. Diz çökün. Alanson kötü haberler getirdi. İngilizler nehrin öte yakasında binlerce askerlik bir ordu oluşturuyor. Hemen adamları sayıp hazırlamalıyız. Gidelim.
Ben gideceğim. Yalnız. Mesajım var. Bu Tanrı'dan gelen bir mesaj. Evinize gidin. Barış içinde. Şimdi gidin. Eğer hemen gitmezseniz bu alana gömüleceksiniz. Yeterince çok kan gördüm. Ama daha fazlasını istiyorsanız size engel olamam. Sizi sadece uyarabilirim. Çünkü akan sizin kanınız olacak. Bizim değil. Cevabınızı bekliyorum. Okçular! Asla mucize beklemeyin. Saldırıya hazır olun. Hazır olun! Hazır olun! Hayır. Lütfen. Efendimiz. Lütfen. Lanet olsun, işte ben buna mucize derim. Beyaz atının üstünde bütün İngiliz ordusunun karşısına çıktı ve onları püskürtmeyi başardı. Ve şimdi Orlean yeniden özgür. İngiltere. Orlean'ı kaybettik. O kızı istiyorum. O kızın yakılmasını istiyorum. Rex. Terzi kadını görebilir miyim? Bu çok dar. Nefes alamıyorum. Ne yani? Taç bu mu? Elinizde daha görkemli bir şey yok mu? Hayır, gerçeğini İngilizler götürmüş. O kadar zamandır çamur içindeydi ki zırhımın temiz halinin nasıl olduğunu unutmuşum. Ama içindekileri de temizlemeyi unutmadın değil mi? Ben büyük bir taç giyme töreni istiyordum ama sizin bana verdiğiniz şu şeye bakın. Koca bir fiyasko olacak. Sadece 3 gün hazırlanabildik. Babanızın taç giyme törenine 3 ay hazırlanmış. Doğru söylüyor olabilir. Belki de biraz ertelemeliyiz. Töreni ertelememiz mümkün değil. İngilizlerin ne zaman döneceğini bilmiyoruz efendim. Bırak gelsinler. Bırak Fransa'nın gerçek kralının kim olduğunu görsünler. Evet. Şu lanet olası İngilizler, bu şeyi Paris'te yapmamız gerekirdi, Notre Dame'da. Hem çok daha prestijli olurdu hem de 2 kat önemli büyük. Olan kutsal bir yer olması Şarl, boyutu değil. Haksız mıyım psikopos? Oo, evet leydim. Tüm gerçek Fransız kralları önce bizim büyük Reims katedralimizde kutsanmıştır. Kutsal Clovis yağıyla. Majesteleri, bir takdis töreni olmayabilir. Sen neden bahsediyorsun? Kutsal Clovis yağı, hepsi gitmiş. Gitmiş mi dedin? Bu imkansız. Bu büyülü bir yağdır. Mucizevi bir yağdır. Hiçbir zaman azalmazdı. Kendiniz bakın. Sorun mu var?
Doğrusu anlayamadım. Sorun Clovis ya. Son gördüğümde ağzına kadar doluydu. Bu ne zamandı? Kral 6. Charles'ın taç giyme töreninde. 30 yıl önce mi gitmiş olması seni çok mu şaşırttı? Ama beni anlamıyorsunuz. Bu sıradan bir yağ değildir. Bu mucizevi bir yağdır. Cennetten beyaz bir güvercin tarafından getirilmiştir. Kralın hem de bu katedralde kutsanması için. Ne yapıyorsunuz? Mucize yaratıyorum. Yüce Tanrımızın eli tarafından takdis edilen bu kutsal yağla Veliaht Charles Valois'ı Büyük Fransa Krallığı'nın hükümdarı ve kralı olarak kutsuyor ve takdis ediyorum. Çünkü kendisi bu dünya üstünde yaşadığı sürece kutsal kilisemizi ne pahasına olursa olsun koruyacağına yemin etmiştir. Amen. Can, iyi misin? Evet, evet ben iyiyim. Bana neden öyle bakıyorsun? Çünkü bacağında bir ok var. Evet öyle. Bu senin tırmanmana engel mi? Hadi tırman! Git! Hadi! Raymond! Şu oku bacağından çıkart. Paris Sultanı. Dikkat! Dikkatli olun! Jean! Jean, adamlar çok yorgun. Biliyorum ama düşmandı. Öyle geri çekiliyorlar Paris avuçlarımızda. Jean, yeterli adam yok. Öyleyse hemen destek birliği getir. Destek birlik mi? Nerede? Tam arkamızda. Dunağının 11 adamı daha olmalı. Jean, geriye bir bak. Asla geriye bakma, sadece ileri. Sayı saymayı biliyor musun? Elbette biliyorum. Hadi getir onları. Jean, burada kesinlikle 10.000 kişilik destek birliği yok. Bunlar sadece 100. Çok sadık ama çok yorgun asker. Ama Dunois nerede? Ve kralın söz verdiği adamlar nerede? Onları hiç göndermedi. Anlamıyor musun? Artık bu savaşa katılmak istemiyor. Artık bir tacı var. Ne de olsa istediği buydu. Ama duyduğum sesler. Bu bana söz verdiler. O seslerin canı cehenneme! Gerçeklerle yüzleşmenin zamanı geldi.
Burada yapacak bir şeyimiz kalmadı. Hiçbirimizin. Senin bile. Bana artık inanmıyor musunuz? Jean, elbette sana inanıyoruz. Bana kalsa son İngiliz'i de okyanusa kadar kovalar. Ama artık elimizde değil. Her şey kralın elinde. Eve dönmelisin Jean. İstediği boyutta bir ordunun masraflarını karşılamamız kesinlikle imkansız. Bu kız delirmiş. Torel'i alması bir mucizeydi, bunu herkes biliyor, ama Fransa'nın geleceği söz konusu olduğunda mucizelere güvenemeyiz. Paris bir fiyaskoydu. Tanrı artık onu istemiyor. Tanrı onu terk etti. Peki şimdi ne yapmamız gerek? Hayır, hayır. Bana neden ihanet ettin? Paris düşmek üzereydi. Almak için tek ihtiyacın birkaç yüz adamdı. Neden bana verdiğin orduyu geri çektin? Vermek mi? Ben tam olarak bu şekilde ifade etmezdim. Nasıl ifade ederdin? Evet. Elbette hepimiz geçmişteki çabalarına fazlasıyla minnettarız. Ama artık görevin sona erdi. Artık pazarlık yapmanın zamanı. Barış İngilizlerden sadece kılıç zoruyla alınabilir. Neden bu kadar kana susamışsın? Hoşuna mı gidiyor? Hayır. Diplomasi çok daha uygar bir yöntem. Hem daha güvenli, hem daha ucuz. Bunlar kuşatma altındaki kasabalardan gelen mektuplar. Senin insanların açlık çekiyor. Diz çöküp Tanrı'dan yardım etmesini diliyorlar. Ben buraya dualarına yanıt olarak geldim. Ve sen beni durdurmak mı istiyorsun? Fransa sana ait değil Charles. Fransa Tanrı'ya ait. Neden artık evine dönmüyor ki? Evet, şimdi ne yapmam gerekiyor? Seslerin ne diyor? Haftalardır hiç konuşmadılar. Taç giyme töreninden beri. Ne bir işaret, ne de başka bir şey. Belki sessizlikleri bir işarettir. Belki eve dönme vakti gelmiştir. Hayır, henüz vakit gelmedi. Görevim henüz sona ermedi. Hala yapılması gerekenler var. Ama nasıl? Nasıl bu seslerin sadece sen olmadığından emin olabiliyorsun? Elbette onlar benim. Tanrı benimle öyle konuşuyor. Onları sen de duyabilirsin. Tabii yeterince inanırsan. Çok basitmiş gibi söylüyorsun. Sen bile bana inanmıyorsun, öyle mi? Jean, ben sana herkesten fazla inanıyorum. Sadece isterdim ki yardım edebileyim. İstiyorsan benim için yapabileceğim bir şey var. Söyle. Krala bana verdiği orduyu geri vermesini söyle. Onu durdurmak zorundayız majesteleri. Eğer kendi ordusunu kurar ve Compiègne'de Burgonyalılara saldırırsa aylardır süren zorlu pazarlıkların hepsi suya düşer. Jean bizim için çok şey yaptı. Emin olabilirsin Charles, Bakire'ye benden fazla hayranlık duyan yok. Ama kişisel hislerimiz ne olursa olsun yine de kendi savaşını başlatmasına izin veremeyiz.
Krallığın geleceği için onun kompeyine gitmesine engel olmak zorundasın. Ona engel olamam. Eğer siz olmazsanız Burgonyalıların bunu seve seve yapacaklarından eminim. Yani eğer kızı kompeyinde ele geçirirlerse... Bizi kimse suçlayamaz. Ama bu ona ihanet etmek olmayacak mı? Hayır. 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 Endişelenme Şar. Tanrı hala yanındaysa kazanan yine o olur. Ama ordusu çok küçük. Öyleyse inancı daha güçlü olmalı. Hayır! Hayır! Jean! 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 Ne yapıyorsun? Kapıyı hemen açacaksın. Yapamam. Kasabanın güvenliğini tehlikeye atıyorum. Ama! Bayrağımı al! Jean! Jean! Bir ölüm hayali, her yerini saran otlar ve diğerleri. Büyük bir hayal gücün olduğunu kabul etmeliyim. Ama belki de yeterince büyük değil. Ölüm çok daha basittir. Birkaç ay geçince çok daha ilginç olur ve bir yıl sonra... Sonunda gerçekten romantik olur. Çok romantik. Kimsin sen? Bu yüzümü beğenmedin mi? Belki de bunu tercih edersin. Belki çok genç. Peki buna ne dersin? Daha mı iyi? Ama tam değil. Kimsinde iyi ve kötü arasındaki farkı bilebileceğini düşünüyorsun. Yoksa Tanrı mısın? Ben sadece haberciyim. Bana ihtiyacı var. Nasıl olur da gökyüzünün ve yeryüzünün yaratıcısı, tüm yaşamın kaynağı Tanrı'nın sana ihtiyacı olduğunu düşünebilirsin? Bilmiyorum. Sence kendi mesajını iletmeyi başaracak kadar büyük değil mi? Benden ne istiyorsun? Hiçbir şey. Seni özgür bırakmak için geldim. Gülümse dedim. Ziyaretçilerim var. Burgonya dükü. Demek ünlü Jean sensin. Orleans'ın kurtarıcısı, İngilizlerin korkulu rüyası. Kralım, istediğiniz fidyeyi ödeyecektir. Kralın mı? Ha evet, elbette. Peki ödemeyi neyle yapacak? İneklerle mi, tavuklarla mı? Ben altını tercih ederim. İngilizlerde fazlasıyla var.
Orleans cadısını ele geçirmek için ne kadar öderler acaba? Çünkü İngilizler o kadar kibirli ki köylü bir kıza yenilme fikrini bir türlü hazmedemiyorlar. Bu şeytanın işi olmalı diyorlar. İngilizleri Tanrı yendi. Yakalanmana da Tanrı mı izin verdi? Şahsen ben Tanrı'ya inanmam. Aslında şeytana da inanmam. Bu yüzden hiç hayal kırıklığına uğramadım. Satın. Jean'ın fidyesi için. Tüm komutanlar verebileceklerini verdi. Orleans şehri halkı da öyle. Bu gerçekten çok büyük bir cömertlik. Ne kadar? 10.000 altın kron. 10.000 mi? Bu çok para. Sayın Piskopos, bu hassas pazarlığı yapma onurunu sizin elinize bırakıyorum. Hey! Hazırlansan iyi olur. Gidiyorsun. Kimsin sen? Pierre Couchon, Boe Psikoposu. Benim psikoposluk bölgemde yakalandığın için yargılama görevi de bana düşüyor. Yargılama mı? Ne yargılaması? Sen yargılanacaksın Jean. Sapkınlık suçlamasıyla. Peki... ya kralım... o fidyemi ödemedi mi? Anlaşılan İngilizler sana daha fazla değer veriyormuş. İngilizler mi? Evet. Fidyeni onlar ödedi. Yarın onların Rouen'daki büyük kalesine götürüleceksin. Haşmetli ve yüce kralımız 6. Henry, Fransa ve İngiltere kralı bu kızı çeşitli sapkınlık suçlamalarının inançlı kişiler elinde değerlendirilmesi için bize yolladı. Şimdi kutsal ayeti eline al ve sorulacak bütün sorulara sadece gerçek cevap vereceğine yemin et. Ne soracağınızı bilmiyorum. Cevaplamak istemeyeceğim şeyler sorabilirsiniz. Sorulacak her şeye cevap vereceğine yemin edeceksin. Tüm dünyevi şeyler hakkında gerçeği söyleyeceğime size yemin edebilirim. Ama vahiylere gelince onları kralımdan başkasına söylemedim. 7. Charles, Fransa'nın tek kralı odur. Yemin etmek zorundasın. Bir krala bile inanç konusunda yemin etmeme ayrıcalığı tanınmamıştır. Anlatmama izin verilen her şeyi anlatacağım. Geriye kalanları başımı kesmekle bile tehdit etseniz asla anlatmam. Adını söyleyerek başlayabilirsin. Bunu söylemene izin veriliyor olmalı. Benim adım Jean. Boynumda duran küçük bir haç vardı. Benden alınmış, geri istiyorum. Önce bize yardımcı olman gerek. Nerede doğdun? Bir köyde. Adı Domremy. Kaç yaşındasın? 19 ya da o civar. Vaftiz edildin mi? Evet. Efendimiz duasını oku. Günah çıkartmadan bunu yapamam. Jean, şimdi beni çok iyi dinle. Hepimiz Tanrı'nın hizmetkarıyız. İnan bana, hepimiz en içten şekilde senin ruhunun ve vücudun kurtuluşunu istiyoruz.
Bunu kutsal kilisemiz için yapıyoruz. Ona dönenlere asla kapımız kapalı değildir. Ama yetkimize ve bilgimize kendini teslim etmezsen sana yardım edemeyiz asla. Bu iyi niyetli uyarımızı lütfen dikkate al. Çünkü yardımımıza karşı koymayı sürdürürsen seni kilise dışı mercilere teslim etmekten başka şansımız kalmaz. Ve sanırım sen seni orada bekleyen cezayı biliyor olmalısın. Evet, şimdi lütfen bize Efendimiz duasını okur musun? Sadece günah çıkarmama izin verirseniz. Jean, dikkatli ol. Bizim yargımıza teslim olmayarak kendine iyilik etmiyorsun. Siz benim yargıcım olamazsınız. Siz dikkatli olun. Çünkü bir gün siz de yargılanacaksınız. Nöbetçiler, nöbetçiler, mahkumu hemen götürün. Salonu boşaltın. Sessizlik, sessizlik. Boşaltın salonu. Salonu boşaltın diyorum. Hemen susun. Evet. Sanırım gelecekte sorguyu yalnız yapmamız gerekecek. Yani halk baskısından uzakta. Bırakalım istiyorlarsa İngilizler onu yaksın. Biz neden araya giriyoruz? Çünkü sapkınlığı ortaya çıktığı zaman temizlemek bizim görevimiz de ondan. Peder Vincenti. Aramızda en yaşlı olan sizsiniz. Düşünceniz nedir? Bence bu mahkeme sadece bir gösteri. Bu yüzden artık bir parçası olmayacağım. Yargıcı olmayı kabul edebilirim ama cellede olmayı asla. Benim sağlamaya çalıştığım da bu. Bence kararlar yargılamanın sonunda verilmelidir kuşam. En başında değil. Şimdi benim Roma'ya dönüp Kutsal Efendimiz Papa'ya raporumu vermem gerek. Ama bu çok saçma. Şimdi suçlanan ve yargılanan ben oldum. Tutuklayın. Neler oluyor? Ne yapıyorsunuz? Hey, ne yapıyorsunuz? Burası bir kilise mahkemesidir. Bunu yapmaya hakkınız burası yok. Burası İngiliz bölgesi. Her şeyi yapmaya hakkım var. Beni anladın mı? Yüce Tanrım, sanki dünyayı ve cenneti yarattın, onları affet. Sanki cezalandıran ve bağışlayansın, günahlarımızı affet. Günah işleyen kullarını affet Tanrım, affet ve yanına al. Affet Tanrım, affet. Sana inanan kullarını yalnız bırakma. Affet bizi. Affet. Kime sesleniyorsun? Burada ne işin var? Buraya giremezsin. Git buradan. Git buradan. Neden? Yoksa başkasını mı bekliyordun? Evet. Kimi? Görüntüleri. Görüntüleri. Seni burada ziyarete gelecekler. Evet. Bunun için dua ediyorum. Bunu görmek isterim. Bir kenarda durup izlememin sakıncası olur mu? Seni rahatsız hayır, etme. Hayır. Hayır. Olmaz. Olmaz. O zaman gelmezler. Neden gelmesinler? Çünkü yalnız olmalıyım. Yine de gelmeyecekler. Ne demek yine de gelmeyecekler? Neden gelsinler? Çünkü ben Tanrı'ya hep sadık kaldım ve söylediği her şeyi yaptım ve benden ne istediyse yerine getirdim. Tanrı senden bir şey yapmanı mı istedi? Evet, pek çok şey evet. Demek istediğin Tanrı şöyle dedi. Sana ihtiyacım var Can. Hayır, ama bana işaretler gönderdi. İşaretler mi? Ne işaretleri? Rüzgar, rüzgar. Rüzgar mı? Ve bulutlar. Can. Canlar ve bulutlar. Dans, dans ettik. Dans. Dans ettik. Dans ettiniz. Kılıç, yerde duran o kılıç, o bir işaretti. Hayır, o sadece yerdeki kılıçtı. Hayır, hayır, o işaretti. Hayır, o yerde duran bir kılıçtı. Oraya kendi başına gelmiş olamaz, ha? Olamaz. Kılıç oraya kendi başına gitmiş olamaz.
Kendi başına asla gidemez. Doğru. Ama her olayın sonsuz sayıda sebebi olabilir. Bu yüzden neden birini diğerini tercih ediyorsun? Bir kılıcın kendini yerde bulmasının birçok yolu var. Bana oldukça geçerli bir açıklama gibi göründü. Ama ya şuna ne dersin? Ama elbette başka olasılıklar da var. Belki daha hızlısı. Bu arada açıklanamaz olanları unutmamak gerek. Yine de sayısız olasılık içinden sen bunu seçmeyi tercih ettin. Ne olduğunu görmemiştin canım. Evet, ne olduğunu görmemiştin sen. Sen görmek istediğin şeyi gördün Jean. Peki bu sana seslendiğini söyleyen ses bir melekten mi, bir azizden mi, yoksa Tanrı'dan mı geliyordu? Ben size bundan daha fazla bahsetmek istemiyorum. Sizi cevaplamamaktan çok onu kızdırmaktan korkuyorum. Gerçeği anlatarak Tanrı'yı kızdıracağından mı korkuyorsun? Hayır. Tanrı gerçeği söylemeni yasakladı mı? Hayır. Ama gördüklerim sadece Fransa kralı için, sizin için değil. Kralını ilk kez gördüğün zaman başının üstünde bir melek mi vardı? Olsaydı bile ben göremezdim. Kanıtın olmadan kralın sana neden inandı? Gidip ona kendiniz sorun. Yemin. Compiègne'de esir alındığın sırada bir atın var mıydı? Evet. Bir kırma. Siyah. Bu atı sana kim verdi? Kralım. Sana kaç at verdi? Binek atları ve birkaç yük atı. Hepsi bu. Bir lorda verilenler kadar. Ne büyük onur. Kralın sana bunlar dışında bir şey verdi mi? Hayır. Peki ya verilen o elbiselere ne demeli? İpek giysilerdi, değil mi? Evet. Evet, birkaç tane verildi. Ama onları giyecek vaktim hiç olmadı. Yine de bir köylü kız için oldukça varlıklı sayılırsın, değil mi? Siz de Tanrı'nın hizmetkarı olarak varlıklı sayılırsınız, öyle değil mi? Paris'e bir saldırı düzenledin değil mi? Bunu denedim. Peki Paris yurttaşlarına Cennetin Kralı adına teslim olmalarını emretmedin mi? Hayır. Ben Fransa Kralı adına teslim olmalarını söyledim. Bu kanıtta yazılı olan bu değil. Kendin bak. Benim okumam yok. Aa, evet, unutmuşum. Tanrı böyle önemli bir görevi yerine getirmesi için cahil bir köylüyü göndermişti. Sence Tanrı'nın kararı yerinde mi? Fransa krallığını kurtarması için cahil bir kızı seçmesi doğru mu? Bunun cevabını Tanrı'ya bırak. Kahretsin! Sakin olun lordum, size yalvarıyorum. Bütün mahkemenin eğlencesi olurken nasıl sakin olabilirim? Nasıl olduğunu gördünüz. Bu kız insanları etkilemeyi başarıyor ama her gün biraz daha ilerliyoruz efendim. Bu mahkeme devam ettikçe askerler savaşmayı reddediyor. Anlamıyor musun? Tanrı'nın yanlarında olduğunu ispatlamamız gerekiyor. Eğer yakılmasını istiyorsanız bu sizin yetkinizde efendim. Suçlu olduğunu söylemek de sizin yetkinizde. Ama bunu yapamayız. Sapkınlığını kabul etmesi gerekiyor. Öyleyse ne bekliyorsun? İç askerlerle dolu koca bir kaleniz var. Lanet fahişeye işkencedin. Bu şekilde hiçbir şey alamayız. Ve üstelik şunu da anlamalısınız. Birkaç meslektaşımı korkuyor. Korkuyor mu? Bir kızdan mı?
hata yapmaktan korkuyorlar. Ya gerçekten haklıysa? Ya gerçekten Tanrı tarafından gönderildiyse? Ya öyle mi? Demek öyle. Sen kimin tarafındasın Kuşon? Söyle bakayım. Ben kutsal kilisemizin tarafındayım. Kılıcın var mı? Birkaç tane. Bir bayrakta taşıdığın doğru mu? Evet. Hangisini tercih edersin? Bayrağı mı, kılıcı mı? Bayrağımı taşımak bana çok daha büyük onur verir. Sebebi ne? Özel bir değeri ya da gücü var mı? Hayır. Sadece kılıç bir silah. Yani ben bayrağımı tercih ederim. Neden? Birini öldürmemek için. Demek istediğin, eğer bayrağını taşımıyor olsaydın daha çok insan öldüreceğin mi? Hayır, elbette hayır. Hayır, ben hiç kimseyi öldürmedim. Öyleyse belki de öldürme arzusu fazlaydı. Belki de bu arzu sende çok fazlaydı. Hayır. İngilizleri gitmeleri için uyarmıştım. Bizi savaşmaya zorlamamalarını söyledim, biliyorum. Savaşırken sadece bayrağını taşımadığını onaylayabilecek bir sürü tanığımız var. Evet, belki. Yani bazen sadece kılıcını taşıyordun. Evet. Bilmiyorum. Eline aldığın kılıcı hiç kullandın mı? Evet, onu kullandım. Ben elime aldım. Kılıcı eline aldın ve havada de salladın mı? Hatırlamıyorum. Yani bir savaş alanındasın. Elinde kılıcın var. Başının üstünde sallıyorsun. Düşmana doğru saldırıyorsun. Bağırıp çığlık atıyorsun. Hayatın için savaşıyorsun. Ve şimdi tüm bu kargaşanın içinde hiç kimseyi öldürmediğine inanmamızı mı bekliyorsun? Hayır, ben hiç kimseyi öldürmedim. Hayır. Böyle yalan söylemene inanamıyorum. Yalan söylemiyorum. Beni yalnız bırak, hatırlayamıyorum. Ben hiç kimseyi öldürmedim, hatırlayamıyorum. Hatırlamana yardım edeyim. Artık dinlemek istemiyorum. Beni yalnız bırak. Ben kimseyi öldürmedim. Beni yalnız bırak. Dur, hatırlamıyorum. Her şey çok karışıktı. Ben sadece elimden geldiği kadarıyla kendimi savunmaya çalışıyordum. O kadar çok toz ve duman, ses vardı ki her taraftan saldırıya uğruyorum. Yani belki karşılık verdim ama sadece kendimi savunmak içindi. Duydun mu? Sadece savunmak için. Hafızan yerine gelmeye başladı. Evet. Güzel. Evet. Güzel. Evet, şimdi sen cevap ver. Tanrı neden en başında o savaşların olmasına izin versin? Madem o kadar güçlü, göklerin ve yerin yaratıcısı olduğunu söylemiştin. Tüm hayatın kaynağı. Kolaylıkla buna ve bu kana, bu acılara engel olabilirdi. Neden engel olmadı? Acılara ve savaşa sebep olan o muydu? Hayır. O mu? Ama engel olabilirdi. Neden? Bundan zevk mi alıyordu? Zevk mi? Onun adına birbirimizi öldürdüğümüzü izlemekten zevk mi alıyordu? Onun adına mı? Evet, onun adına. Onun adına savaştık ve öldürdük. Cennetin kralı için. Sahi mi? Beni sevenler peşimden gelsin. Beni izleyin. Bizden beni sevenler peşimden gelsin. Burada Tanrı'nın adı nerede geçiyor? Hadi Can, dürüst ol. Sen kendin için savaştın. Kendi adına. Hayır! Elimden geldiği kadar kendimi savunmaya çalışıyordum. Herkesin kendini savunma hakkı vardır, değil mi? Evet vardır. Ne yapmalıyım? Beni öldürmelerine izin mi vermeliydim? İşini iyi yaptın ama iyi iş yaptın demiyorum. Aslına bakarsan öldürdüklerinin çoğu da bunu hak ediyordu. Sence de öyle? Hayır. Ben insan öldürmenin barış getirmeyeceğini biliyordum. Katılıyorum. Barış İngilizlerden sadece kılıç zoruyla alınabilir. Katılmıyorum. Neden durmadan fikir değiştiriyorsun? Sen neden? Bunu bana neden yapıyorsun? Bana acı vermekten zevk mi alıyorsun? Zevk. Bu tanımlanması zor bir kelime. Acı nerede biter ve zevk nerede başlar? Peki sen kılıç elindeyken zevk almaya ne zaman başladın? Ben hiçbir zaman insanlara acı vermekten zevk almadım. Sahi mi? Özgür bırak. Beni özgür.
özgür bırak. Bırakacağım Can. Bırakacağım. Can, Tanrı'nın huzurundaki sevgili kardeşim, biz bütün yargıçlar ve din adamları yargılanman konusunda gerçek ve adil bir karara varabilmek için mahkeme kayıtlarının tümünü fikirlerini almak amacıyla Paris Üniversitesi'ne sunduk. Dikkatli bir değerlendirmenin ardından saygıdeğer bilim adamları bizimle birlikte pek çok günah işlediğine karar verdi. Şimdi çok dikkatli dinlemeni istiyorum. Çünkü onların da fikirleri elimizdeki metinde yer alıyor. Madde 1. Tanrı'nın emriyle devamlı olarak erkek giysisi giydiğini iddia ettin. Bunun yanında saçını kısa kestin. Bu şekilde birlikte savaştığın askerlerden seni ayıracak bir özellik kalmadı. Bu maddeye göre değerli bilim adamları... Terk etme. Lütfen. Neredesin? Neredesin lütfen? İstediğin bu mu? İstediğim bu mu? Yani yanmanı mı istiyorsun? Hem de günah çıkartmadan. Son olarak madde 12. Kendini kilisenin kutsal yargısına teslim etmeyi kabul etmeyeceğini, sadece Tanrı'ya hesap vereceğini söyledin. Bu maddeden anlaşılacağı üzere bilim adamlarının fikri kilisenin yetkisini kabul etmediğin yönünde. Dolayısıyla Tanrı inancını bilerek ve isteyerek kaybettin ve kendini hurafelere inandırdın. İnançtan uzaklaştın, şeytanlara yakınlaştın. Bir putperest ve bir sapkın oldun. Can, bir kez daha seni uyarıyor, yalvarıyor ve rica ediyoruz. Sapkın inançlarını reddet ve onlardan kurtul. Bu pişmanlık belgesini imzala. Lütfen. Eğer kilise benden gördüklerimin kötü olduğunu söylememi istiyorsa, bu kiliseye inanmayı reddediyorum. Görevinizi yerine getirin. Bekleyin. Can, imzalaman için sana yalvarıyorum. Tanrı aşkına anlamıyor musun? Seni kurtarmaya çalışıyorum. Ben günah çıkartmak istiyorum. Bunu imzalarsan istersen bana günah çıkartabilirsin. Peki... Kominyon'a gidebilecek miyim? Gidebilecek miyim? Hem de istediğin sıklıkla. Şimdi Tanrı sevgisi aşkına imzala. İmzala Jean. Zincirlerinden kurtulacaksın. Yanmaktan kurtulacaksın Jean. İmzaladığını biliyor musun? Tanrı'nın var olmadığını ilan ettin. Bunu istemedim. Senin için o bir yalan. Bir yanılsama. Ne? Hayır, hayır. Bana günah çıkartabileceğimi söyledi. Sonunda onu terk eden kişi sen oldun. Geri alabilir miyim lütfen? Pişmanlık duyacak bir şey yok. Hayır. Onu geri ver! Geri ver! Geri ver! Geri ver! Kaçacaksın!
pişman oldu. Biz de pişmanlığını kabul ediyoruz. Çünkü kilise gerçeğe dönenlere kapılarını hiçbir zaman kapatamaz. Artık o sizin mahkumunuz, bizim değil. Giyinmek istiyorsan bir de bunları dene. Sayın Piskopos. Aa, kuşon. Kendiniz görmek istediniz demek. İşte siz de bakın. Gördünüz mü? Yine erkek gibi giymiş. Dokunaklı pişmanlığı fazla sürmemiş değil mi? Sonlis piskoposu buradan geçiyordu ve kendisi bu açık inkara şahit olabileceğini söyledi. Peki hangi mucizeyle bu elbiseler buraya girmeyi başarmış acaba? Bir mucize değil sevgili kuşan. Şeytani bir büyü. Bu kız bir cadı. Ve yarın bunun için yanacak. Pazar yerinde kazık hazırlansın. Can, anlayamıyorum. Bunu neden yaptın ha? Neden? Ya sen? Neden yalan söyledin? Günah çıkartmama izin verecektin. Biliyorum. Ama ateşten kurtulmanın tek yolu buydu. Benim kurtarmak istediğim vücudum değil. Ruhumu kurtarmak istiyorum. Sadece bir şey istedim. Lütfen. Günah çıkartayım. Yapamam Can. Buna izin veremem. Özür dilerim. Çıkartmak mı istiyorsun? Ben dinleyebilirim. Günah işledim efendimiz. Çok fazla günah. Ve pek çok işaret gördüm. Pek çok işaret. Görmek istediğim şeylerdi. Ve ben intikam ve çaresizlik için savaştım. Ben o insanların bir amaç için savaştıklarını hissetmelerine izin verilen her şey oldum. Evet. Bir amaç için. Ben hem gururlu hem de inatçıydım. Bencildim. Evet. Acımasız. Evet. Acımasız.
Sence artık hazır mısın? Evet. Güzel. Ego te absolvo in nomine Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Jeanne d'Arc 30 Mayıs 1431 yılında yakıldı. Yakıldığında 19 yaşındaydı. Daha sonra Vatikan tarafından aziz ilan edildi. Tam 500 yıl sonra. Tell me what I feel.
Love him.